Beyler bayanlar selamlar bu sefer sponsorluklu bir içerikle karşınızdayım Projemiz oyunumuz yine Vax ve bu sefer en sevdiğiniz yollardan bir tanesi var Ücretsiz kazanabiliyorsunuz oyun tipik yine diğer Vax oyunları gibi ama tabi bazı artıları da var Ekstradan staking yapabiliyorsunuz ileride savaş gelecek vesaire neyse bu detayların hepsini şimdi gelin white paper ve oyunu incelerken Oyunun öncelikle arkadaşlar 3 tane white paper'ı var ve bazı en son çıkarttıkları white paper'da bazı bilgiler eksik gidiyorsunuz ve ikiden bakıyorsunuz şimdi siz de göreceksiniz. Neyse adım adım bir başlayalım white paper'ı incelemeye. Hemen gelelim roadmap kısmına. Geçen senenin son çeyreğinde başladı. T-Coin olarak kendi tokenları çıktı. Daha sonrasında işte avatarlar, level up vesaire ve free to play de var. Evet şuradaki kısmı doğru gördünüz. Working mode'da free to play olarak oynayabiliyorsunuz ama dediğim gibi free to play'in kazancı yok denecek kadar az. Biraz da zaten değerini siz de göreceksiniz. Daha sonrasında da ekstradan stake optionları bank Farklı bir stake opsiyonu, opsiyonu çıkarttılar onu da yine birazdan oyunda gösteriyor olacağım Ekstradan da token'ın daha iyi yere gelmesi için de ikinci çeyrekte yani önümüzdeki günlerde Auction ve Mission Center çıkartacaklar bununla da olabildiğince token yakarak değerini yükseltmeye çalışacaklar Bakalım ne kadar yükseltebilirler çünkü token birazcık düşüşte. Ve bir sonraki çeyrekte, üçüncü çeyrekte de PvP'yi başlatacaklar. War başlatacak, savaş başlayacak. Siz asker basabileceksiniz ve diğer yerleri saldırabileceksiniz. Tabi yine her Vax projesinde dediğim gibi arkadaşlar bu kısım ne zaman gelir geldiğin token oyun ne durumda olur bu tamamen soru işareti. Çünkü Vax projelerinin ömürlerini siz de biliyorsunuz. Neyse geçelim White Paper'ın diğer kısmına. Token Gameplay. Öncelikle Vax Worlds yaratmanız için ekstradan linki de koymuşlar. Daha sonrasında demiş ki owner kısmı var. Owner kısmı arkadaşlar land sahibi olmakla ilgili. Oyunda aynı diğer oyunlardaki gibi land sahibi olabiliyorsunuz. On Mars'ı düşünebilirsiniz. Bir land sahibi oluyorsunuz değil mi? Ekstradan birisi gelip o landda sizin açtığınız bir işte çalışabiliyor ve çalışması karşılığında belli bir para alıyor. Bu çalışma ücretsiz. Lend'den aynı zamanda çalışan kişilerden bir pay kesiliyor. %10 gibi pay kesiliyor. Lend sahipleri bu %10'dan kazanıyor. Siz bedava çalıştığınız için kazanıyorsunuz. Bir de ekstradan stake'ler var. Neyse, geçelim tekrardan. Onları neydi arkadaşlar? Lend sahibi olduğunuzda gösteriyordu. War power ne? İleride savaş açılacak demiştik ya oradaki savaş gücünüzü gösteren yer. Staking power ise oyunda bir yandan bazı eşyaları stake ederek belli bir güç elde ediyorsunuz. Ve bu güç de size günlük olarak T-Coin oyunun kendi tokenından kazandırıyor. Balans kısmı cüzdanınızda ne kadar T-Coin olduğunu gösteriyor. Rewards ise arkadaşlar kazandığınız toplam T-Coin'i gösteriyor. Hemen Rewards'un altında zaten görebileceğiniz üzere şuradan claim kısmı var. Claim'e tıklayınca da otomatik olarak onları claim edip alkorda satabiliyorsunuz. Oyuna başlarken bir de şehirler seçiyoruz arkadaşlar. Burada şeylerin birazcık daha detayını göstermişler hatta bir yandan oyunla birlikte de göstereyim şu anda ben de şurası sıfır sıfır gözüküyor göreceğiniz üzere bir şey yerleştirmediğim için War Powerım daha var açılmadığı için sıfır gözüküyor Staking'de bazı eşyaları stake ettim deneme amaçlı Cüzdanımda 1.3 token var 0.20 de stake'den şu ana kadar kazandığım miktar biraz önce nerede kalmıştık şehirlerde kalmıştık arkadaşlar buradan 5 tane şehirden ülkeden artık neyse bir tanesini seçiyorsunuz. Hemen karşınıza böyle bir ekran geliyor. Daha doğrusu seçmeden önce de üstlerine gelip özelliklerini görebilirsiniz. Peki ne bu özellikler? Önüm benim seçtiğim, önüm benim seçtiğim şehirde toplamda 9925 tane sek edilebilecek slot var. Ve bunun 8822 tanesi dolmuş durumda. Aynı şekilde work'ü de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Her ülkede, şehirde belli bir miktarda iş yapabilme kapasitesi var. Şu ana kadar buradaki işlerden 23.938 tanesi yapılmış. Diyelim burası maksimum limiti ulaşsaydı burada siz daha fazla work yapamayacaktınız. Ücretsiz bir şekilde oynayamayacaktınız. Bir de ekstradan da mine kısmım var. Yine aynı şekilde mine kısmı var. Maksimum mine e ulaştığında daha fazla mine yapamıyorsunuz. Bunların nasıl yapıldığını da birazdan gösteriyor olacağım zaten sizlere. Şimdi geçelim tekrardan white paper'dan devam edelim. Şu kısımları da açıkladığıma göre ilk adımları Yapalım demiş. Hatta birlikte yapalım. Şehrimizi seçelim. Yine Whitepaper'da gördüğünüz gibi aynı yer var arkadaşlar. Ne diyor bize? Şimdi work tamamen bedava arkadaşlar. Şuradan da görebileceğiniz üzere tamamen bedava. Bir işe gönderdiğinizde 8 saat çalışıyor. ve 8 saatin sonunda bir tane T coin alıyor. Eğer Lend olarak kendinize ait değilse çalıştığınız Lend, başkasının Lendinde çalışıyorsanız. O zaman %10 da lens sahibine komisyon ödüyorsun. İkinci kısım mine kısmı. Mine arkadaşlar birazcık daha karmaşık burada. Nasıl karmaşık? Öncelikle mine yapabilmek için 25 T coin'inizin olması gerekiyor ve aynı çalışmadaki gibi 8 saatliğe gönderiyorsunuz. Ve seçtiğiniz lokasyonda hangi resource hangi kaynak varsa ondan çıkartıyorsunuz. Yani ne demek oluyor? Burada örneğin oil var. Gidelim başka yere seçelim hemen. Şurayı seçelim arkadaşlar. Burada chipset çıkartıyoruz. Üçüncü kazanç yolu insanı arkadaşlar stake demiştik ya videonun başında da. Bazı NFT kartları var, stakeable kartlar var. Bunları stake ederek direkt pasif bir şekilde kazan sağlayabiliyorsunuz. Bunda da dikkat etmeniz gereken şey yani ben biraz önce yine söylemiştik toplamdaki stake miktarına dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin şu anki en son seçtiğim yer bu Kalmetis'te. Arkadaşlar 8425 tane staking slotu var ve bunlardan yaklaşık 8000 tanesi dolmuş. Yani içeriye maksimum 425 tane da stake yapılabilir durumda. Daha sonrasında daha fazla stake yapamıyorsunuz. Büyük ihtimalle yer değiştirmeniz gerekecek. Stake yapmak için de bazı NFT'lere sahip olmanız gerekiyor. Çok ucuz dediğim yerde burasıydı. Atomic Hub'dan hemen bakacak olursak staking kartlarının ne kadar ucuza gittiğini görebiliriz. 2 Vax ve civarından gidiyor. Buradaki bir staking kartı alıp stake ettiğinizde de hatta nasıl yapıldığını şimdi sizlere göstereyim. Örneğin şu anda şu adamın landinde arkadaşlar ben çalışmaya da gönderebilirim ama çalışmaya zaten gönderdiğim için tepede ne kadar süre kaldığını görebilirsiniz. 7 saat 9 dakika daha beklemem gerekiyor bir sonraki work'e gönderebilmem için. Hemen videonun bir kısmını kestim arkadaşlar çünkü arka arkaya bir hata aldım. Ve eski şehrime geri döndüm. iPhone'a, iPhone, iPhone diyemek okunuyor neyse. ilk lende sahip olan cüzdana bakalım. Ne yapmamız gerekiyor stake yapabilmek için? Hemen şuradaki aksiyon kısmından, action kısmından stake'ı e tıklıyoruz. Ve bize hemen stake edilebilecek NFT'leri gösteriyor. Buradan da örneğin bunu yerleştirelim mi? Yerleştirelim. En iyisi şu anda elinde kalanlardan en iyisi mor. Buna stake'e bastığımda hop stake'i yerleştirmiş oldum. Benim gücüm 30'a 1.13'tü. Sayfa indiğince gördünüz ki toplamda staking power'ım 30'dan 50'ye çıktı. Ve videonun başında 0.50 Şu ana kadar 0.52 oldu. Şimdi burada da kötü bir şey söyleyeceğim arkadaşlar sizlerle. Bununla ilgili güzel bir Excel çalışması yapmak isterdim. Fakat net verileri maalesef white paper'a koymadıkları için bunları size yapamayacağım. Normalde beni biliyorsunuz her oyunda bir şekilde evet ya sen bunu bu şekilde yaparsan maliyeti sana bu olur 10 günde çıkartırsın 15 günde geri dönüş olur diye bir Excel hazırlayıp bu şekilde göstermek isterdim ama elimde data veri olmayınca maalesef bunu da hazırlayamıyorum. Şu anda eli staking power'ın ne getirdiğini bilmiyorum. Her bir kartın staking power'ını öğrenmem gerekiyor. Ben de bu bilgiyi paylaştığı zaman size daha verimli bir şey sunabilirim. Ama şu ana kadar söyledikleri herhangi bir şekilde oyun oynarsanız ortalama olarak 30 ile 60 gün arasında Royce var. Royce'nin biraz uzun uzun olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Dediğim gibi çok hayvani böyle üst rarity'lerden değil. Daha düşük bunlardan deneyebilirsiniz. Neyse 2 2'de yaptığımıza göre geçelim oyunun diğer kısımlarına. Bu kısım bayağı uzadı çünkü. Bir de oyunda avatarlar var arkadaşlar. Avatar ama V3 versiyonunda birazcık üstün körü anlatılmış. O yüzden V2 versiyonundaki geçip aşağıya doğru ineceğiz, ineceğiz, ineceğiz. Neredeydi? A few moments Avatarlarında yine her NFT'de olduğu gibi rarity'leri var ve bu size ekstradan bonus sağlıyor arkadaşlar. Savaşa gönderdiğinizde de savaş şu an bizi ilgilendirmiyor olmadığı için Ankamından başlıyor. Ankamın bir avatar kullandığınızda size otomatik olarak %20 bonus veriyor. Legendary kullandığınızda ise yarı yarıya ekstradan bonus veriyor. Avatar sadece work değil, miner'a da etki ediyor. Altta da Miner'da ne kadar fazla etkisi olduğunu görebilirsiniz. Bir de bir yandan bu savaşçıları levelini atlatabiliyoruz. Öncelikle bunun nasıl kullanıldığını gelin oyundan gösterelim. Ben hemen şuradan inventory'e tıklayayım arkadaşlar. Elimde toplamda 3 tane var. Ben bir tanesini yerleştirmiştim. Ben yeşili kullanmak istiyorum dediğim zaman... Evet, CTRL F5 atmak zorunda kaldım. Her oyunda yaşadığınız sıkıntı gibi. Hemen bana diğer eski avatar'ım geri geldi arkadaşlar. Buradaki şu uyarıyı hemen geçmemiz gerekiyor. Eğer kullandığınız avatarı unstake etmek istiyorsanız mutlaka başka bir avatarla değiştirmelisiniz. Direkt oradakini unstake edip çekeyim diye bir şey yok arkadaşlar. Bu arada avatar da zorunlu değil. Sadece gerekli olan şey arkadaşlar sizin iş gücünüz. Oraya worket ücretsiz bir şekilde tıklayabiliyorsunuz. Avatarsı ekstradan bonus sağlıyor. Eğer NFT stake kartlardan bunlardan alacak olursanız da bunlar direkt size stake'den ekstra gelir sağlıyor. Ve bir de oyunda ne vardı? Mine yapabiliyorduk. Mine'ların da daha fazla etkisini birazdan göstereceğim. Hatta yavaştan oraya doğru geçelim isterseniz. Avatarları da gördüğümüze göre lentleri zaten biraz önce göstermiştik. Staking kartların ne işe yaradığını gösterdim ama staking kartlarda geri çekmek istediğinizde tekrardan buradan inventörünüze geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada hemen unstake kısmı açılıyor gördüğünüz üzere. Bunları dilediğiniz zaman unstake edebiliyorsunuz. Ama lend alırsanız dikkat edin. Lend'in unstake süresi 30 gün arkadaşlar. Bunu unutmayın. Lendi stake ettiğiniz zaman unstake edemiyorsunuz. Videonun en başında da ne demiştik arkadaşlar? Stake ile ilgili ekstradan böyle bir etkinlikle bunu düzenlemeye çalışmışlar. Oyun içinde bir de banka var. Hemen şuradan girebiliyoruz. Şimdi soldaki şeylere hiç bakmayın. Zaten duration'da hepsinin ne kadar süre istediğini görebilirsiniz. Bir hafta, 2 hafta, 4 hafta diye devam ediyor. Aşağıdakilerde aşağıdakiler de farklı bu arada. Onları da hemen gireceğiz. 50'den başlıyor arkadaşlar. 800'e kadar çıkıyor alttakiler 250'den başıp 1000'e kadar stake yapabiliyorsunuz ödül olarak bir kere %2 %5 %12 diye bir T coin ödül alabiliyorsunuz peki etkinlik olan kısmı ne o da burası ödül olarak tekrardan arkadaşlar %4 şansa bir ödül kazanabiliyorsunuz ne ödülümü kazanıyorsunuz bir week'den yatırırsanız mini small Big, Mega ve Grant diye devam ediyor. 12 haftalık yatırdığınızda bu Grant kutundan düşme şansı tamamen %100. yüz. E ama 50 T coin'e bir haftalık yatırdığınızda bu kutudan, hangi kutudan bu arada hemen karşısındaki mini kutusundan düşme olasılığı %4. Peki bu kutuların içeriğine Hemen onlara bakalım arkadaşlar. Buradaki garanti olan en iyisi aslında Bank Grant Pack. Fakat bu da 12 haftada kısa bir süre değil. Bunun da farkındasınızdır. Özellikle bir box oyunu için. Ve kısmı da genelde token düşeceği için bunun içinden çıkan eşyaların değeri de aslında düşecek siz arada stake'te zarar edebilme ihtimaliniz var. O yüzden bu konularda mutlaka çok net hesabınızı yapın. Token düşüşüyle birlikte içinden çıkacak eşyanın deyip değmeyeceğini kendiniz karar verin. Diğer stake kısmı ise craft'la ilgili. Şuradaki hemen alttaki kısım. Burada da örneğin 250'lik yatırdığımız zaman bir haftalığına bize %100 şansa bir haftanın sonunda bu yeşil eşyadan veriyor. Şimdi daha verimli olabilmesi için yine versiyon 2'deki white paper'a geçiyoruz. Burada çok daha güzel açıkladıkları için arkadaşlar. Bu Stardust'ları elde edebilmek için ne demiştik? Burada belirlenen token'a yatırmamız gerekiyor ve Stardust'ların hepsi bir hafta sürüyor. Bir hafta sonra buradakilerden bir tanesini çıkartabiliyorsunuz %100 olarak ve bunları da bu Stardust'ları da craft'ta kullanıyoruz. Bu sefer de yine V3'e geçiyoruz. V3'teki craft kısmına bakıyoruz. Örneğin 10 tane uncommon craft resource artı 1 tane uncommon kart ile bu kartın daha da shine'lı versiyonu çıkartabiliyoruz. Varyon Space'te de nasıl yapılabileceği ile ilgili görseli koymuşlar. Fakat şu anda çok üstünde durmuyorum. Çünkü bu ileriki aşamada geldiği zaman o zaman tekrardan inceleriz. Ne demiştik? Bir de white son kısmına geçelim. Tek oyunda her zaman gibi alkordan dönüşüm yaptırabiliyoruz oyunun daha öncesinde hype yaşayıp aşağıya düştüğünde unutmayalım. Yani ücretsiz ya da düşük maliyetle gireceksiniz girin. Tekrardan oyun hype yapabileceğini düşünebiliyorsanız da dilerseniz araştırıp ona göre girebilirsiniz. Ama para yatırmak yerine bir seçenek daha sunuyorum. Bu sponsorlu içerik için bir de ekstradan 5 tane paket istedim. Ay, oyunu merak edip oynamak isteyenler olursa diye sizin aranızda 5 tane big pack dağıtacağız. Bununla ilgili tüm çekiliş detaylarını yapmanız gereken kuralları da aşağıya bırakıyor olacağım. Bir sonraki projede Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.